Aydın Denizli Karayolu'nda bir servis otobüsü 46 işçiyi jant fabrikasına götürüyordu. Onunla aynı yöne seyir halinde olan bir otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca bir anda otobüsün önünü kapattı. Önüne çıkan araçtan kaçmak için manevra yapan otobüs kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenerek demir bariyerleri yıktı ve demir yoluyla karayolunun arasında kalan şarampole yuvarlandı. Bazı işçiler yola savruldu, bazıları ise araçta kaldı. Araç sürtünme sonucu yanmaya da başlayınca tam anlamıyla bir ölüm kalım savaşı verildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışanları kurtardı. 20'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Toplam 44 yaralı ambulanslarla Nazilli ve Aydın'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Öte yandan otobüste başlayan yangın tarım arazilerine de sıçradı. Neyse ki yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Alper Cin'in eşi Ebru Cin, eşini kaybettiği gün erkek bebeğini dünyaya getirdi. Bursa İnegöl'de bir oto kiralama iş yerinde önce kavga sonra çatışma çıktı. Silahların konuştuğu olayda bir adam silahla Ahmet Cin'i vurdu. Bu sırada Ahmet Cin'in oğlu Alper Cin de babasını vuran kişiyi ateş etti. Şahıslar araçlarına doğru kaçtı. Tabancayla tekrar gelerek Alper Cin'i vurup kayıplara karıştı. Bu sırada yan dükkanda bulunan bir kişi de mermilerden birinin koluna isabet etmesi sonrası yaralandı. Silahla vurulan Ahmet Cin bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu acı haberi alan hamile karısı erken doğum yaptı. Bebeğinin babasının öldüğü gün onu kucağına aldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Meydancık mahallesinde bir kadının iddiaya göre eşinden şiddet görmesi ve oturduğu evin çevresinde yardım isteyecek birisini bulamayarak abine haber vermesi üzerine abiyi bıçakla eniştesinin evini bastı ve kız kardeşini kurtardı. Bunun üzerine toplanan iki ailenin kavgası nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada iki kişi hafif yaralandı. Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. Bursa'da tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde yangın paniği yaşandı. Uzun çarşıdaki bir mağazanın çatı katında çıkan yangında esnaf el birliğiyle mallarını kurtarma telaşına girdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi alevleri bastırdı. Yoğun dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Bursa'nın Kestel ilçesi Gölbaşı mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden jandarma ekibi hemen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İtfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'nden 5 arazöz ve 2 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın söndürüldü. Yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın tahrip olduğu öğrenildi. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemeye çalışıyor. On yaşındaki Suriyeli Halil, dedesiyle İnegöl'deki bir barajın yanına balık tutmaya gitmişti. Dede Mervan Muhammed, Boğazköy Barajı'nda felaketi yaşadı. 10 yaşındaki torunu baraj suyunda ellerini yıkamak isterken dengesini kaybedip suya düştü. Hem de kafa üstü. Dede atladı ama kurtarmak için artık çok geçti. Küçük çocuk suyun derinliklerinde gözden kayboldu. Deniz polisi küçük çocuğun cesedine ulaştı. Dedesi ve oraya gelen yakınları haber sonrasında kahroldu.
Konya'nın Ereğli ilçesinde dere yatağında toprak kayması faciası yaşandı. Bölgede tarım işçisi olarak çalışan ve çadırlarda kalan yabancı uyruklu ailelerin çocukları dere yatağında toprakta oyun oynarken toprak kayması oldu. 4 çocuk göçük altında kaldı. Aileleri hemen çocukları toprak altından çıkardı ancak 7 yaşındaki Abdurrahman Abdi ile 8 yaşındaki Ali Berkel'in öldüğü belirlendi. 11 yaşındaki Riyad Abdi ile 12 yaşındaki Muhammed Berkel ise ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hatta ben buradan geçtim, 3-4 tane çocuk burada oynuyorlardı ama burada değillerdi. Artık zeminin biraz gevşek olmasından dolayı yukarıda toprak. Artık gerekli önlemlere, su işlere görüşüp alacağız. Bundan sonra artık önlem alınması lazım. Gaziantep'te 35 yaşındaki Faruk Özçelik 3 kişi tarafından dövülüp ağır yaralanmıştı. Ambulansla Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, 24 gündür tedavi gören Özçelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alınan 3 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu gerginlik, vali istifa sloganları Şanlıurfa'dan. Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezleri arasında yer alan Haran ilçesinde çiftçiler ayaklandı. Pamuğun hasadına çok kısa bir süre kalmasına rağmen taban fiyatının açıklanmadığını söyleyen çiftçiler eylem yaptı. Tarım Bakanı İzmir kuru üzümünü fiyatını açıklamasını biliyor. 10 TL'nin aşağısına düşerse müdahale ederim diyebiliyor. Fındık derseniz ateş pahası. Bu pamuk bu ülkenin ihtiyacı değil midir? Eğer ihtiyacı değilse söyleyin ekmeyelim. Zaten insanları bezdirdiniz. Zaten ekmeyecek. Önümüzdeki sene şu bütün çiftçilere sorsanız %80'i ekmeyeceğim diyecek. Önce Şanlıurfa Akçakale Karayolu'nu ulaşıma kapattılar. Ardından lastik yaktılar. Sürücüler ihbar edince bölgeye zırhlı araçlarla jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftçiler ise sorunlarını anlatmaya çalıştı. Yaklaşık 200 kişilik grubun kapattığı yolun ulaşıma açılması için olay yerine Harran Kaymakamı Faruk Çelik ile Jandarma Alay Komutanı Albay Sabri Kirişçi geldi. Grup yatıştırıldı. Çiftçilerden seçilen bir grup temsilcisi ise sorunlarını anlatmak için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile görüşmek üzere makama geçti. Jandarmaya ait Toma yakılan lastikleri tazikli su sıkarak söndürdü. HDP'li Silopi Belediyesi tarafından 9 Ağustos Cuma günü aralarında ikisi şehit yakını 20 işçinin işine son verildi. İşçiler haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle savcılığa belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Hak İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası Genel Merkezi'nden gelen bir heyet, belediye ile işten çıkarılan personel arasında arabuluculuk için devreye girdi. Aralarında avukatlar da vardı. Görüşmede belediyenin personeli tekrar işe alma hususunda girişimde bulunmayacağının ortaya çıkması üzerine uzlaşmaya varılamadı. Önümüzdeki süreçte buna rağmen belediyenin bir adımı olmasa, bu arkadaşların geri işe alım noktasında bir çabaları olmasa biz belediyenin önünde açlı grevi dahil bütün eylemlerimizi yapacağız. Sonuna kadar biz Hak İş Hizmet Sendikası olarak bu arkadaşlarımızın yanındayız, yanlarında olacağız. Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanda komşular bir kadının doğuştan zihinsel engelli olan 38 yaşındaki kızını bir süredir eve kilitlediğini fark etti. Polis, itfaiye ve Konya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Ekipler kızın içeriden cama eliyle vurduğunu gördü. Kapıyı açmak için savcılık kararıyla çilingir çağrıldı. Eve giren bir polis memuru gözyaşları içinde kalan engelli kızı kucağına alarak evden çıkardı. Önce Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Konya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince götürüldü.
İstanbul Sultan Gazi'de bir binanın giriş katında yalnız yaşadığı öğrenilen bir kadın iddiaya göre dışarı çıkarak bir anda bağırmaya başladı. Çevredekilerin uyarısına aldırış etmedi. Hem kendisine hem çevreye zarar vermeye başladı. Bu kızımız hasta. Yani nasıl diyeyim sana? Yani Bakırköy'de falan bu 27 defa falan tedavi gördü. İlaçlarını kullandığı zaman düzenli çok, hiçbir kimseye zararı yok. Çok seveceğim birisi. Ama ilaçlarını kullanmadı mı hiç kimseyi tanımıyor. İhbar üzerine polis devreye girdi. Kadın bir türlü sakinleştirilemeyince ters kelepçe takılarak ambulansa götürüldü, hastaneye kaldırıldı. Mahmut Kap kullandığı motosikletle Mecidiyeköy'den arkasındaki kız arkadaşı Seliş Hüseyin'le birlikte Beylikdüzü'ne doğru yola çıktı. Ayvansaray mevkiinde ilerliyordu. Şerit değiştirmek üzereydi. Sağdan gelen ve yavaş ilerleyen otomobile tam da şerit değişikliği sırasında arkadan hızla çarptı. Motosiklet sürücüsü Mahmut Kap düşüp yerde sürüklenirken arkasındaki Seliş Hüseyin çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp çarptıkları otomobilin üstüne düştü. Otomobil sürücüsü Seliş Hüseyin'in üstü olmasına aldırış etmeden yoluna devam etti. Otomobilin üzerinde çığlıklar atıp cama vurarak 600 ila 700 metre ilerledikten sonra otomobilin biraz sonra yavaşlamasıyla atlayıp kurtuldu. Haliç Köprüsü üzerinde ilerlerken şeridinde sol şeride doğru geçiyordum. O sırada aynı anda arabada önüme doğru çıktı. Sol stop çalışmıyordu. Ben de frene bastım. Bayağı da yavaştı. Sinyal vermeden geçtiği için duramadım. Arkadan çarptım. Kız arkadaşım da vardı. Kız arkadaşım kaza esnasında arabanın tavanına düştü. Ona bir şey olmadı. Ben birazcık sürüklendim. Tavanına düştü derken motosikletten fırladı mı? Motosiklette arkamdan fırlayıp arabanın tavanına düştü. Araç durmadı ve yaklaşık 600-700 metre ilerledi. Ondan sonra kız arkadaşım araba durmadığı için bağırdı, çığlık atmış ve yani araba yavaşlayınca da kendini arabadan atıyor. O dakikadan sonra hiç arabayı ve şoförü görmedik. Oradan zaten ambulansla hastaneye kaldırıldık. Ben erkek arkadaşımın arkasındaydım. Araba ilerlerken biz de vuramadık. Yavaş gittiği için, iki şerit arasında kaldığı için. Ben de arkadan öne uçtum falan yapmamızla birlikte arabanın tavanına. Araba beni fark etmesine rağmen durmadı. Sağ taraftan ben kendimi yere atmak zorunda kaldım. Hatta bir 600-700 metre ilerledik. Beni görmesine rağmen durmadı. Ben de kendimi yere attığım için koşarak karşıya geçmek zorunda kaldım. Erkek arkadaşım yanımda. Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlemleri yapan vezne görevlisi kadının hastalar işlem sırası beklerken bilgisayardan alışveriş yaptığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Şu an görünmüyor. Tepki çeken görüntünün ardından Bartın Sağlık Müdürü Dursun Koç tarafından yazılı açıklama yapıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söylerken, görevi başındaki çalışanın işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girmesi uygun değildir. İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların maksadı dışında kullanılmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır ifadelerini kullandı. Batman'da bir kadın kahvehaneye çocuğuyla birlikte baskın yaptı. Kadının bu hareketinin nedeni ifadesine göre eşinin kumar yüzünden eve geç gelmesi ve kumar yüzünden borçlanmalarıydı. Kargaşaya neden olunca polis çağrıldı. Polis kadını ve eşini karakola götürdü. Turgut ve kızı Selcan Çetin'in şikayet dilekçesi hazırlamaya iten sebep sokak hayvanları ile ilgili. Vallahi.
Baba kız Ankara'da oturdukları sitenin önünde sokak hayvanlarını besliyorlardı. İddialarına göre yöneticileri ve onun oğlu kendilerine sopayla saldırdı. Kurtar Allah aşkına! Baba! Ben gidiyorum! Benden önce benim kızım 9 ay önce, 8-9 ay önce zaten sokak köpeklerine bakıyordu kendisi. Hani suyunu veriyorduk, yemini veriyorduk ondan sonra. O yüzden birileri geri bundan bir didişmemiz vardı. Senin kenarına biz yemle getirdiğimiz zaman diyordu işte siz köpekleri siz sokuyorsunuz, siz besliyorsunuz, siz şöyle diyorsunuz. Oradan bu tarafa sürtüşmemiz vardı yani. Sözlü tacize uğruyorduk zaten sürekli ama sırf sokaktaki canlarımıza bulaşmasın diye hiç ciddiye almıyorduk, susuyorduk ama sürekli devam ediyordu bu. Başından yaralanan Turgut Çetin baygınlık geçirirken yere düşen Selcan Çetin de çeşitli yerlerinden darbe aldı. Darp raporu alıp hastaneden taburcu olan Turgut ve Selcan Çetin şikayette bulundu. Cumhuriyet Savcısı şikayet üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Bu üzücü olayın sonucunda bakıyoruz ki bu suçu işleyenler sokakta serbestçe dolaşıyorlar. Hiç kimse müvekkilimin veya bir genç kızın hayvanları besleme özgürlüğünü elinden alamaz. Ve şu anda yapacak hiçbir şeyleri yok. Şu anda tek beklentileri adalet ve bu insanların tutuklu yargılanması ve bu insanların ceza alması. Bakın şiddet hayvandan başlıyor. Bu şahıslar öncelikle bu hayvanlara taş attılar, hayvanları korkuttular ve benim müvekkilim bunu deşifre ettiği için sen bir canlıya bu şekilde şiddet uygulayamazsın dediği için bu kişiler bilendi ve ertesi günlerde müvekkilleri darp ettiler. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski mezarların içinde define var söylentisi Tekirdağ Malkara'da çok tuhaf olayların yaşanmasına neden oldu. Ballıköy mahallesinde yerli mahallesi mezarlığı define merakı olanlar tarafından hedefe alındı. 100 hatta 150 yıllık mezarları dahi kırıp talan ettiler. Güvenlik kamerası sisteminin olmadığı bölgede mezarların talanı ilk değil, üçüncü kez tahrip edildi. Mahalle sakinleri bu durumdan çok rahatsız. Bir an evvel çözüm bulunmasını istiyorlar. Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Coatzacoalcos kentinde Beyaz At isimli bir bara saldırı düzenlendi. Saldırganlar barı önce silahla taradı, daha sonra molotof kokteylleri atıp yangın çıkardı. 15'i erkek, 8'i kadın, 23 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de ağır yaralandı. Беги быстрее оттуда, блядь! Прыгай из окна! Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binanın 14. katındaki dairede çıkan yangın büyük panik yaşattı. Mutfakta başlayan ve tüm odaları saran yangın sırasında evde bulunan kadın mahsur kaldı. Pencereye çıkmıştı ki alevler pencereyi de sarınca itfaiye ekiplerinin hazırlıklarını daha fazla bekleyemedi. Pencereden atladı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Giriş katı çöktü. Son geldiği halse bu. Çin'deki bu binanın giriş katı çökmüştü ama apartman yan yatıp işte bu hale geldi. Şans eseri yaralı ya da ölü olmadı. Bu enkazdan bir canlı en ufak yara bile almadan kurtuldu. İtfaiye ekipleri çökmenin giriş katındaki manavda gerçekleştiğini ve apartmanın yan yatarak hemen solunda bulunan diğer apartmana çarptığını duyurdu. Ayrıca olası çökme ihtimali göz önüne alınarak çevredeki apartmanlar da tahliye edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti Manhattan bölgesindeki ünlü mücevher mağazasında 3 kişi soygun yaptı. Ellerinde silahlarla girdikleri mağazada mağaza çalışanı bir kişinin ellerini kaldırdı, diğer odada ise başka bir soyguncunun masanın altına eğilerek silahını aldığı ve çalışanlara doğrulttu, ardından çalışanlardan birinin dizlerinin üstüne çöktüğü görüldü. Bu anlardan sonra soyguncular tam 4 milyon dolar değerinde takı çalarak kayıplara karıştı.
just posted. Okay, you have to see this. This is Finn. We're about to show. Oh my goodness. Take a look at him. He's a resident of the Oklahoma. Amerika'da yerel bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan haber programında Alex Haustem isimli bir kadın sunucu hayvanat bahçesine dair yayınlanan bir haber esnasında ekrana gelen gorili yanındaki siyahi sunucu arkadaşı Jason Hackett'a benzetti. Okay, you have to see this. This is Finn. We're about to show. Oh my goodness. Take a look at him. He's a resident of the Oklahoma. Kadın sunucu sanki sana benziyor. Evet, aslında sana benziyor diye yorum yapınca seyirciler bu duruma büyük tepki gösterdi. Kadın sunucu daha sonra çıktığı yayında ağlayarak meslektaşından ve tüm izleyicilerden özür diledi. I understand how much I hurt you out there and how much I hurt you. Özrü kabul eden Jason Hackett ise lisanın ve kültürel farkındalığın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Uyuşturucu dolu bir tabut. Kolombiya polisi kontrol noktasında bir cenaze arabasında rutin kontrol yaparken fark etti durumu. Tabutun içinde 300 kilo uyuşturucu bulundu. Cenaze arabasının sürücüsü gözaltına alındı. Filipinler'de gece yarısı bir yolcu vapurunda yangın çıktı. Balıkçı tekneleri ve gemiler hemen yardıma gitti. 245 kişi kurtarıldı. Alevlerin tüm gemiyi sardığı olayda 1 yaşındaki bir bebekle 2 kişi ise hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Emine Avcı'nın doğuştan sol kolunun yarısı ve 2 bacağı yok. Ve bu engellerine rağmen üniversitede hayatına bambaşka bir yön verdi. Üniversiteye başladım. Hayatım çok sıradan gidiyordu. Yani Emine senin var olmanın bir sebebi vardır dedim. Var olmamın sebebini de sporla buldum. Sporla da ışık saçıyorum. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün engelliler için açtığı ücretsiz engelli yüzme seanslarına başladı ve kısa sürede büyük ilerleme kaydetti. Sudan korktuğu için 21 yaşına kadar hiç yüzmezken şimdi başarıdan başarıya yol alıyor. Son 1,5 yılda başladığı yüzme serüveninde 4 gümüş ve 5 altın madalyası oldu. 3 Dünya A barajı, 1 Dünya B barajında geçti. Şimdi 2020 Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlarına hazırlanıyor. Dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul edilen ve İngiliz kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren Bursa incirinde hasat zamanı. Hava şartlarının da iyi olması bu sene üreticiyi sevindiriyor. Yüksek rekolte bekleniyor. Bursa'daki siyah incir üretiminin büyük kısmının sağlandığı Çağlayan Köyü, hasat zamanı başta Doğu illeri olmak üzere birçok ilden göç alıyor. Köy nüfusu 1300 iken incir hasadı zamanında bu rakam tam 4000 kişiye ulaşıyor. Köyümüz halkı nüfusumuz 1300 civarında. Ürünümüz 5. ayda erik ve kirazla başlar. Ardından şaftali, armut, Santa Maria armudu, incir başlar. 8. ayda incirimiz başlar. İncir başladığı sezonun başlangıcında köyümüzün nüfusu 3500 kişiye yaklaşır. Dışarıdan gelen işçiler oldukça kalabalık oluyor. Bunların bize ihtiyacı var, bizim onlara ihtiyacımız var. Bu ürünün başka türlü hasat yapamayız. İncir 8. ayda başlayıp 2 ay gibi bir süre zarfında tamamlanıyor. Siirt, tabii ki Şırnak, Suriye, Afganlı da oluyor işlerinde. Suriye'den gelenler var, Afganlılar var. Balıkesir yöresinden geliyor. Bizim dağ bölgelerimizden gelen arkadaşlar var. Onlar daha çok şehire kaydılar. Oradan gelen işlerimiz azaldığı için de doğudan gelenlere daha çok talep arttı. Siirt'ten geliyoruz. 25 işçiyiz.
4 senedir İlker abinin yanında çalışıyoruz. Bursa'da geliyoruz. İşimiz sezon boyunca 2-3 ay devam ediyor. İncir toplu. Köy halkı gayet iyi davranıyorlar bize. Onlardan memnunuz. İşçilerimiz sabah 7'de geliyor, akşam 5-6 arası gidiyoruz. Sıcak suyumuz var, köylerle iyi geçiniyoruz. Sirt'te iş sıkıntısı olduğu için geçimimizi orada sağlayamıyoruz. Mecburen burada çalışmak zorundayız, geliyoruz o yüzden. Ağustos Zafer Etkinlikleri için Bursa Rotary Kulübü de bir program düzenledi. Organizasyonda Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Oğuzoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin tarihsel anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Şimdi tabii 30 Ağustos'un önemi nedir dediğimizde elbet bir şan, şöhret, bir zafer meselesi değil bu önem. Bu önem bir milletin kendi topraklarına sahip çıkması, o toprakları işgal eden güçlerin silah zoruyla zafer kazanarak ülkeden çıkarılmasıdır. Bu birinci önemdir. Yani esaretten kurtulma, 30 Ağustos bunu sağlamıştır. Eğer 30 Ağustos zaferi kazanılmasaydı artık batı topraklarımız, Güney Marmara, Bursa dahil tamamen düşman idaresinde kalacak. Uluslararası güçler burayı Türkiye'den koparacaklar ve bundan sonra bizim kaderimiz başka türlü çizilecekti. Tüm Türkiye'nin kurtuluşunu beraberinde... Ardından Bursa Rotary Kulübü üyeleri ve konuklar Tophane Şehitliği'ni ziyaret etti. Stromboli yanardağı yine patladı. Bu panik de o yüzden. İtalya'da bu haber paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre ölü ya da yaralı yok. Amatör kameralar botla kaçan kişilerin yaşadığı paniği saniye saniye kaydetti. Stromboli yanardağı 3 Temmuz'da da patlamıştı. Patlamalarla beraber düşen kaya parçaları sonrası bir dağcı yaşamını yitirmişti. Almanya'da Serengeti Park adındaki hayvanat bahçesi ve eğlence parkında gergedan, parkın kapanışından hemen sonra eğitmeninin otomobiline böyle saldırdı. Ziyaretçilerin kameralarınca kaydedilen görüntülerde gergedanın boynuzuyla otomobile vurduğu ve otomobili iterek defalarca takla attırdığı görüldü. Kadın eğitmen o sırada otomobilin içerisindeydi. Gergedan saldırısında bir süre duraklamasını fırsat bilen kadın eğitmenin otomobilin içinden sürünerek çıktığı ve kaçtığı öğrenildi.